Evet, bugün sunum içeriğinde az önce de bahsettiğim gibi hidrolojik ekstrem derken tam olarak neyi ifade ediyoruz? Hidrolojik döngü ve özellikle artık su konusunu iklim değişikliğinden bağımsız düşünebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla iklim değişikliği açısından neyi ifade ediyor? Bunlara biraz değindikten sonra kuraklık tanımı, analizi, indisler eşik yöntemi, taşkın tanımı, analizi. Burada da yüksek akım bileşenlerin analizi, taşkın frekans analizinden bazı örnekler gösterip en son hidrolojik modellerin kısa bir çerçevesini çizip tamamlamaya çalışacağım. Evet, hidrolojik döngü modelini burada bir animasyon şeklinde görüyoruz. Aslında tabii hidroloji şu an günümüzdeki en önemli konulardan birini inceleyen bir bilim alanı, yani su bilimi olarak tanımlıyoruz. Hidrolojik döngü dediğimiz modelde suyun farklı rezervuarlardaki ve farklı hallerdeki, yani katı sıvı gaz halinde atmosfer, biyosfer, hidrosfer ve litosferdeki hareketlerini inceliyoruz. Dolayısıyla suyun bu hareketleri hem tabii ki yeryüzündeki bütün canlı yaşamının ama temelde insan açısından da bakarsak insanın tüm etkinliklerini, tüm yaşamsal varlığını kontrol eden bir süreç. Hidrolojik döngü içerisinde ekstremlerin olması tıpkı aslında iklimdeki gibi iklimdeki ekstremler gibi olağan, normal bir süreç. Ancak tabii ki bu günümüzde bir takım değişikliklere uğruyor. Bir şiddetlendiğini söyleriz. Dolayısıyla bunda da insan faktörünün oldukça büyük etkisi var. Evet, buradaki şekilde slide 4'te hidrolojik döngünün elemanlarını burada görüyoruz. Tabii ki bu suyun hareketini sağlayan şey esas enerji güneş radyasyonuyla birlikte okyanuslarda gerçekleşen muazzam bir buharlaşma. Bunun atmosferdeki yoğunlaşması ve yeryüzüne kar veya yağmur şeklinde düşmesinden sonra özellikle bizim incelediğimiz yani coğrafya içerisinde de yer bilimi perspektifinden baktığımızda bu yeryüzündeki hareketini iklim etkileşimleriyle birlikte ele almaya çalışıyoruz. Burada çok tabii çeşitli süreçler var. Bunların hepsine tek tek girebilme şansım yok burada. Öyle bir niyetim de yok ama birkaç konuyu vurgulamakta fayda var. Özellikle birazdan iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiğimiz noktada yağışların yeryüzüne düşüş şekli, yani özellikle iklim değişikliği etkisine bağlı olarak karların yağmura dönmesi gibi süreçler, daha fazla buharlaşma, daha fazla terleme, evapotranspirasyonun artması gibi süreçler. Bunlar aslında küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin hidrolojik döngü üzerindeki etkileri, özellikle küresel ısınma hidrolojik döngüyü hızlandıran bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak işte bu hızlandırma süreci tabii ki yeryüzünde farklı iklim bölgeleri ve farklı hava karakteristiklerinden dolayı her yerde aynı etkiyi göstermiyor. Kimi yerlerde kuraklıkların artışına, kimi yerlerde şiddetli yağışlarla birlikte taşkınların artmasına neden oluyor. Özellikle havza süreçleri açısından vejetasyon çok önemli bir rezervuar, bir depo alanı olduğunu söyleyebiliriz biyosferin. Aslında payı çok küçük. Yani tropikler dışında çok fazla üzerinde durulan bir konu değil. Ancak özellikle yağış açığının diğer depolara birazdan bahsedeceğimiz yayılmasını engellemek açısından bitki örtüsünün intersepsiyondan yani yağışı tutma özelliğinden dolayı çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla da aslında bu ekstrem dediğimiz her iki süreci dengelemeye yarayan, dengeleyen daha doğrusu yarayan demeyeyim ve o uçları yumuşatan, o aşırılıkları dengeleyen, yumuşatan bir özelliği var bitki örtüsünün. O nedenle önemli. Bir de tabii ki bitki örtüsüyle yine ilişkili olarak özellikle toprak nemi
kuşağındaki süreçlerde, yani burada doygun olmayan zon olarak tanımladığımız, dönemsel olarak doygunluk gösteren, başta tarımsal etkinlikler olmak üzere ekosistemler açısından da önemli olan süreçte yine hem kuraklık hem selde karşımıza çıkan bir diğer önemli depoyu oluşturuyor. Evet, hidrolojik ekstrem deyince bu hidrolojik döngü içerisindeki iki uç durumu, yani suyun aslında varlığı ve yokluğu olarak ifade edebileceğimiz iki durumu işaret etmek istiyoruz. Kuraklık ve taşkın temel meteorolojik anomalilerden kaynaklanıyor. Ancak özellikle havza süreçleri ve insan etkinlikleri tarafından etkisi dönüştürülebilen, etkisi artırılabilen afetler, afet durumu haline gelen fenomenler olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada az önce ifade ettiğimiz işte havza süreçleri içerisinde işte intersepsiyon, infiltrasyon gibi süreçler oldukça önemli. İklim zaten başlı başına etkili bir faktör. Ancak insan etkinlikleri özellikle selde, taşkında daha bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama kuraklıkta da yine çok çok etkili. Evet, kuraklık tanımı ve taşkın tanımı var burada. Yani kuraklık ve taşkınla ilgili tabii çok fazla değişik tanımlar ortaya çıkabiliyor. Burada ben Talaksen ve Van Lennen'in tanımını aldım. Bölgesel ve sürekli olarak ortalama doğal su varlığının altında gözlenen su varlığı, su durumu olarak ifade ediliyor. Bir ortalama dediğimiz şey muğlak bir ifade aslında gösteriyor. O nedenle özellikle bu bölgesel yazan kısmının daha çok üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bölgesel olarak, özellikle iklimle ilişkili olarak kuraklığı tanımlayacağımız bu ortalama doğal su varlığı eşiği değişiklik gösterecektir. Taşkın açısından baktığımızda orada da yine bir eşik değer karşımıza çıkıyor. Belirli bir eşiğin üzerinde ve kısıtlı zamanda taban akışı üzerinde gerçekleşen kabarma durumu olarak ifade ediliyor. Evet, suyun günümüzde en can alıcı konulardan biri olduğunu söylemiştim. Burada Birleşmiş Milletler'in Dünya Su Değerlendirme raporu var. Bu 2019 raporunda suyla ilişkili afetleri, depremler ve salgın ve çatışmalarla, özellikle işte iç savaş bölgeleri gibi alanlardaki etkilenen insan sayısı ve hayatını kaybeden insan sayısı ve ekonomik hasarla ilişkilendiriyor. Şimdi burada tabii ki suyla ilişkili afetler oldukça çarpıcı bir şekilde çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor burada. Örneğin yetersiz su ve sanitasyondan dolayı hayatını kaybeden insan sayısının hala çok yüksek olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Tabii suyla ilgili, yani özellikle bu ortaya çıkan afetler açısından baktığımızda, ki iklim değişikliği biliyorsunuz benzer vurgu sürekli olarak yapılır. Tabii çok büyük bir de sosyal adaletsizlik yaratıyor aslında. Bütün bu afetler ne yazık ki az gelişmiş, geri kalmış bölgelerde daha çok karşımıza çıkıyor. Çünkü bunları yönetebilme kapasiteleri çok sınırlı. Öyle bir kaynakları yok çeşitli faktörlerden dolayı. Burada özellikle kuraklık ve selden etkilenen insan sayısının çok yüksek olduğunu ve hasarın da çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu suyla ilişkili afetler konusu ağırlığını halen koruyan önemli afetlerden. Evet, ve iklim değişikliğini de genellikle afetler düzeyinde belirtirken vesellerden çok bahsedilir. İklim değişikliği süreci artık biliyorsunuz iklim krizi, iklim felaketi olarak zaten dile getiriliyor. Burada tabii kriz denmesinin sebebi iklim değişikliğinin sonuçlarından dolayı
insanlığın büyük bir işte başta su krizi, gıda krizi buna bağlı olarak olmak üzere beraberinde işte ekonomik, siyasi bir dizi süreci getirecek olması. Evet, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere baktığımızda su stresinin giderek arttığını görüyoruz yer küre üzerinde. Bizim de ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası bu anlamda su stresinin en yüksek seviyelerde olduğu alanlardan birini oluşturuyor. Yine yıllar içerisindeki değişkenliğine baktığımızda hidrometeorolojik kökenli afetlerin burada iklim değişikliğiyle ilişkili olarak temelde yapılan çalışmaların gösterdiği bir sonuç var ki o da kuraklık ve sellerin, özellikle sellerin frekansında ciddi bir artış meydana geldiği. Bunda tabii hiç kuşkusuz arazi örtüsü değişimlerinin de tabii ki çok etkisi var. Yani işte kentleşmenin artması, ormansızlaştırma süreçleri, işte madenler, işte başka nedenlerle özellikle yukarı havzalarda meydana gelen tüm bu arazi örtüsü değişiklikleri taşkınların, sellerin frekansını artırıyor, şiddetini, büyüklüğünü artırıyor. Tabii ki artık teknolojik gelişmelerle, işte sağlık alanındaki ilerlemelerle can kaybı önleniyor ama ekonomik olarak çok ciddi hasarları var. Kuraklık açısından da yine yıllara göre çok seller kadar olmasa da, belirgin olmasa da bir miktar artış gözleniyor. Ancak kuraklığın yapısı gereği, doğası gereği çok daha yavaş gelişen bir afet ve tabii burada olayların sayısı olarak ifade ediyor. Dolayısıyla kuraklık çok daha geniş alanları etkileyebildiği için aslında belki işte sayıca az gibi olabilir selden, taşkından, ancak daha geniş alanlarda etkili olabildiği için oldukça önemli bir afet olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, alansal dağılışına baktığımızda hidrometeorolojik kökenli afetlerin burada tabii ki öne çıkan Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Burada ülkede her iki afette, yani kuraklıklarda, taşkınlarda, sellerde yoğun bir şekilde gözleniyor. Kuraklığın genel özelliklerine baktığımızda yavaş gelişen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Geniş alanları etkileyebilir. Tahmini zor. Modellerde de biraz bundan bahsedeceğim. Önlenmesi ve yönetimi zor. Çünkü pek çok faktörü içinde barındırıyor. Yani az önce hidrolojik döngüden bahsederken aslında söylemeyi unuttum ki çok kompleks, dinamik bir yapıdan bahsediyoruz. Yani tek bir süreçle kontrol edilebilen bir olay değil. O nedenle de yönetimi, önlenmesi zaten çok zor. Özellikle şu anki günümüzdeki iklim değişikliği süreciyle öngörülebilirlik giderek daha fazla zorlaşıyor. Ama yönetimi de yine maalesef işte politikalarla da çok ilişkili olduğu için oldukça zor hale gelebiliyor. Olası ekonomik etki yavaş ancak potansiyel olarak büyük. Kuraklığı hangi süreçlerle ilişkilendirebiliriz, hangi faktörlerle ilişkilendirebiliriz diye bakarsak tabii ki en önemli özellik yağış azlığı burada. Ancak sıcaklık anomalileri, iklim özellikleri, toprak koşulları, örtüsü gibi diğer süreçlerde kuraklık üzerinde etkili oluyor. Evet, burada kuraklığın yayılmasına ilişkin iki tane grafik var. Bunlar çok yaygın bilinen grafik. Bir grafik ve bir de şematik bir gösterimimiz var burada. Genelde bütün kuraklıkla ilgili çalışmalarda refere edilen iki önemli
bir görsel var. Bu işte drought propagation denilen kurakların yayılmasının hidrolojik döngü içerisinde yağış açığı nasıl bir ilerleme kaydediyor. Burada özellikle yağıştan yeraltı suyuna doğru aşama aşama kuraklığın etkilerini biz nasıl gözlemliyoruz? Yani burada kuraklık derken aslında en ilk başta meteorolojik kuraklık olarak başlayan işte akış dediğimiz bu yüzey üzerinden gerçekleşen akışından ifade ediyoruz. Toprak nemi ve tabii ki bu toprak nemi içerisindeki sığ yeraltı akışı gibi süreçler, akarsu akımları ve yeraltı suyuna doğru bir geçiş görüyoruz. Burada özellikle birinci yağış açığı döneminde yüzey akışının doğrudan buna tepki gösterdiğini, toprak neminin biraz daha görece daha hafif olarak geçtiğini görüyoruz ve belki ve yeraltı suyunda neredeyse çok az bir etki yarattığını görüyoruz ama ilerledikçe zamansal ölçekte ve yeni yağış açıkları eklendikçe havuzlanma denilen bir süreç var. Bu havuzlanmayla beraber aslında gördüğümüz şey bir mikrofon açık herhalde sesim geri yansıyor ama evet burada ikinci önemli yağış açığında gördüğümüz şey havuzlanma denilen süreç. Burada havuzlanmada meteorolojik kuraklığın diğer depolarda aslında yarattığı etkiyi bize gösteriyor. Yani ne yapıyor? Meteorolojik kuraklık zaman içerisinde yağış açığı devam ettiği sürece birikerek ve daha önemli bir etki yaratarak işte toprak nemi deposuna işte akarsuya, yeraltı suyuna doğru bir geçiş gösteriyor. Eğer aslında yağış açığı devam etmese uzun süren yıllar, bu depolar bu sefer tam tersi aslında gecikme yaratacak ve zayıflatma yaratacak aslında şeyde meteorolojik kuraklıkta. Dolayısıyla eğer çok ciddi dalgalanmalar biz yağışta görmezsek süreç içerisinde diğer depolarda zayıflatma etkisiyle bu kuraklığın yayılması engellenecek. Ancak yağış değişkenliği devam ettiği sürece özellikle de için işte kar yağışlarının azalması da çok ciddi bir etki yaratıyor bu anlamda. Çünkü yüzey akışını hızlandırıyor yağmur olarak suyun gelmesi. Dolayısıyla daha çok gördüğümüz burada kuraklığın yayılması yani havuzlanmayla birlikte daha şiddetli ve daha uzun süreli kuraklıklara doğru bir gidiş görüyoruz. Evet, bu sağdakine baktığımızda doğal iklim değişkenliği içerisinde meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın nasıl geliştiğini gösteriyor. Burada meteorolojik kuraklıkta öncelikli olarak yağış açığı ve bunun beraberinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve az bulut örtüsünü görüyoruz. Ancak bu özellikle sıcaklık birazdan göstereceğim bir diğer şekilde sıcaklık anomalileri aslında tarımsal kuraklık üzerinde daha çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yağışın azalmasıyla başlayan süreç toprak nemi açığına, bitki su stresinin oluşmasına doğru evrildiğinde biz tarımsal kuraklık olarak bu alanı tanımlamaya başlıyoruz. Ve ilerleyen süreçte bu su açığı devam ettiği müddetçe de en sonunda azalan akım, rezervuar, göl ve bataklık beslenmesi, azalan sulak alan ve doğal habitatlarla beraber hidrolojik kuraklığın artık belirginlik kazandığı çok ciddi bir noktaya geliniyor. Şimdi bu hidrolojik kuraklıkla beraber aslında ortaya kötü bir tablo çıkıyor. Neden? Çünkü
kuraklıkla eğer bir bölgede meteorolojik sadece kuraklık sadece meteorolojik kuraklıkta ise aslında doğrudan etkilediği iki tane de önemli sistem var. Bir tanesi karasal ekosistemler tabii ki. Bir diğeri de yağmurla sürdürülen tarımsal etkinlikler. Dolayısıyla bu ikisini dönemsel olarak etkiler. Tarımsal kuraklığa doğru bir yayılma gerçekleştiğinde yine tabii ki tarımı yağmurlu sulama hem normal diğer sulama tarımı olumsuz etkileyecektir. Ancak şeye geldiğimizde yani hidrolojik kuraklığa geldiğinde tarımı etkiliyor. Ekosistemleri hem sucul ekosistemleri hem karasal ekosistemleri etkiliyor. Çünkü işte az önce bahsettiğimiz o bütün o göl, bataklık filan hepsinde bir su azlığı durumu söz konusu. Dolayısıyla tarım etkileniyor. Karasal ve sucul ekosistemler etkileniyor. Bunun dışında ekonomik sektörler, enerji, sanayi bizim ülkemizde yok ama mesela Avrupa ülkelerinde işte navigasyon içinde kullanılıyor. Biliyorsunuz akarsular yani nehir taşımacılığı da çok yaygın. İşte bunun gibi ekonomik sektörler etkileniyor ve en önemlisi tabii ki aslında insan açısından içme suyu kaynakları etkilenmiş oluyor. Dolayısıyla hidrolojik kuraklık bu anlamda en çarpıcı etkiye sahip kuraklık ifade edebiliriz. Bir de tabii burada şöyle bir konu var, onu da vurgulamak lazım. Yani yeraltı suyu bizim aslında en önemli tatlı su kaynağımız. Yani karşılaştırdığımız zaman diğer tatlı su kaynaklarına yani buzullardan yararlanamıyoruz. Dolayısıyla en önemli kaynağı oluşturuyor. Evet, burada az önce belirttiğim sıcaklık anomalilerinin özellikle toprak nemi içeriği üzerinde etkili olduğunu vurgulamakta fayda var. Burada sosyoekonomik kuraklık olarak ifade edilen bir süreç var. Burada tabii kuraklığın yönetimi çok ön plana çıkıyor. Çünkü yani çok iyi bir kuraklık yönetiminde normal akışında yani olağan ekstrem özelliği içerisinde bu kuraklıklar gözlenebilir. Ama iyi bir kuraklık yönetimi varsa çok ciddi sosyoekonomik etkiler oluşturmayabilir. Yani gereken önlemler alınmıştır ve kuraklık hani çok uzamadan, çok yayılmadan kontrol altına alınabilir. Ancak iyi bir yönetim yoksa çok önemli etkiler ortaya çıkabilir. Evet, meteorolojik kuraklık dediğimiz, yani kısaca bunların tekrar bir üzerinden geçecek olursak, en basit tanımıyla yağış açığı, belirli bir dönemde, belirli bir bölgedeki yağış açığını ifade eder. Bölgesel olarak farklı tanımlamalar olabileceğini az önce de belirtmiştim. İklimsel, yani farklılıklara bağlı olarak bölgesel farklı tanımlamalar karşımıza çıkabilir. Evet, burada SPI yani standartize yağış indisi ne dair bir grafik görüyoruz. Artvin için yapmış olduğumuz bir grafik. Burada tabii sıfırın üzerindeki indis değerleri nemli dönemleri, sıfırın altındakilerde kurak dönemleri gösteriyor. Tarımsal kuraklık da toprak nem açığı olarak ifade edebiliriz. Burada topraktaki su açığı, gerçek potansiyel evapotranspirasyon arasındaki farklar önemli. Bu evapotranspirasyon meselesi tabii özellikle yine tropikal bölgeler açısından çok fazla çalışılan bir konu. Yani bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler açısından tabii ki daha dikkat çekici bir parametre ve tarımsal kuraklık içinde oldukça önemli. Burada özellikle bitkilerin büyüme döneminde veya farklı fenolojik dönemlerdeki su varlığının zamansal değişkenliği daha çok tarımsal kuraklıkta ifade ediliyor. Tarımsal kuraklığın çalışılma
Yani zamansal ölçek olarak çalışma aralığına baktığımızda yani haftalık hesaplamalardan aylık, 3 aylık, 6 aylığa kadar gidiyor. Yani az önce örneğini verdiğimiz SPI'de genelde aylık veya işte 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık şeklinde hesaplanır. Evet, hidrolojik kuraklık yüzey ve yer alt suyunda azalma olarak karşımıza çıkıyor. Burada yağış azlığı dönemlerinin uzaması neticesinde az önce ifade ettiğimiz havuzlanma etkisiyle hidrolojik kuraklığın geliştiğini görüyoruz. Arasında zamansal bir fark var. Yani bölge tarımsal kuraklıktan sonra gelişiyor. Dolayısıyla hidrolojik kuraklığı daha uzun zamansal ölçeklerde tespit etmek mümkün. Genelde 9 ay, 12 ay, 24 aya kadar analiz edildiğini söyleyebiliriz. Evet, kuraklık özelliklerinin ve risklerinin belirlenmesinde geçmiş kuraklıkların özelliklerini belirlemek için ve bir anlamda kuraklık paternini herhangi bir bölgenin ortaya koymak için kuraklık indisleri ve eşik yöntemi, eşik seviye yöntemi kullanılır. Burada düşük akım karakteristiği özellikle ortaya konmaya çalışılır. Tabii özellikle havza etkileşimleri açısından alansal çözümlemeler içinde iklim ve toprak özellikle ilişkisini ortaya koyan modellemeler gerçekleştirilir. Burada bahsettiğimiz kuraklık indisi ve eşik yönteminde hidrolojik, meteorolojik zaman serilerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. İndis olarak çok fazla indis var. Yani bunların bir kısmı yağışa dayanan indisler. Bir kısmı sadece işte akarsu akımına dayanan indisler var. Yeraltı suyu seviyelerine dayanan indisler var. İşte ardışık kuru günler gibi indisler var. Özellikle tarımsal kuraklık açısından ürün nem indisi, nem bulunabilirlik indisi gibi çeşitli indisler var. İndisler konusunda çok fazla tek tek girmeyeceğim aslında. Ama tabii genel birkaç bir şey söylemek iyi olabilir. Burada birkaç örnek üzerinden önce bazı görseller göstermek istiyorum. Bu harita meteoroloji genel müdürlüğünün sayfasında orada bir kuraklık gözlem sayfası var meteorolojinin. Yani hem güncel kuraklık izleme hem geçmiş dönemlere ait hem böyle işte ulusal çapta hem havza bazlı, bölge bazlı kuraklık analizleri veriyor. Burada işte Ağustos 2020, Ekim 2020 yani son, en son olan 3 aylık meteorolojik kuraklık haritasını görüyoruz. Burada renklendirme de zaten belli. İşte bu sarıdan başlayıp kahverengiye doğru, siyaha doğru giden tonlar, işte kuraklık farklı kuraklık seviyelerini gösteriyor. Hafif kurak, orta kurak, şiddetli kurak, olağanüstü kurak gibi. Ve bu son 3 aylık döneme baktığımızda Türkiye'nin özellikle orta bölümleri doğusunda çok belirgin bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? İşte normalden, normal bu uzun yıllar ortalamasına göre Ağustos-Ekim döneminden ciddi oranda bir negatif bir sapma olduğunu gösteriyor. Çünkü SPI'nin baktığı şey zaten bu. Yani uzun dönem ortalamalarını dikkate alıp mevcut gözlem verilerinin ortalamadan sapmasını daha çok dikkate. Buradaki örnek yine SPI ve SDI aynı zamanda. Yani hem standartize yağış indisi hem akarsu
akarsu akım açığı indisinin uygulandığı bir havza FAS'ta. Burada da özellikle zamansal değişimi göstermesi açısından buraya almak istedim. 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık periyotlarda aynı istasyonda kuraklık analizine baktığımızda bu az önce bahsettiğimiz aslında o havuzlanma etkisini daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Yani zaman ilerledikçe yağış açığı devam ettikçe kuraklığın şiddetlendiğini bize gösteriyor. Buradaki şiddetlenme tabii biz şu an burada sadece bunu süre olarak ve göreli bir skalaya göre şiddetini belirtiyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Tam olarak su açığını volüm olarak sonuçta bilemiyoruz. Ama burada şiddetinin arttığını ve süresinin uzadığını, yani bu havuzlanma etkisini görebiliyoruz. Burada da akarsudaki etkisini bize gösteriyor. Dolayısıyla buralardan kuraklığın başlangıç, bitiş gibi tarihlerini de daha net bir şekilde belirleme şansı veriyor. Evet, burada Avrupa Çevre Ajansı'nın meteorolojik kuraklıkların frekanslarına uygulanmış bir trend analizi sonuçlarını görüyoruz. Bu hazırlanan indis serilerinin özellikle yıllar arası değişkenliğin istatistiksel anlamlılığını ortaya koymak için bu tarz trend analizleri de yine uygulanabiliyor. Burada özellikle şeye baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında ciddi bir fark görebiliriz. Burada meteorolojik kuraklıkların sıklığının batıda çok belirgin bir şekilde arttığını bize gösteriyor. Şimdi bahsettiğimiz kuraklık indisleri özellikle standartlaştırılmış yağış indisinin aslında büyük oranda çıkan bu indisler kullanım olarak çok rahat, çok fazla sayıda istasyona aynı anda uygulanabilen, bölgesel olarak değerlendirme imkanı sunan karşılaştırmalı bir şekilde indisler. Ancak bunların en önemli dezavantajı az önce söylediğim kuraklığın şiddetini, yani aslında tam olarak depoda, yani çalıştığımız özellikle işte hidrolojik kuraklık açısından, yani işte akarsu akımı veya işte yeraltı suyu gözlemini çalışıyorsak o ilgili deposunda, rezervuardaki net eksik su miktarını veremiyor. Ancak su yönetiminde bu önemli bir dezavantaj. Tabii ki yani kuraklığın genel seyri, paternini vermesi açısından bu indisler önemli. Ancak doğrudan su yönetimi çalışmalarında çok fazla tercih edilmiyor bu özelliklerinden dolayı. Evet, eşik yönteminde ise bu su açığını biraz daha doğru bir şekilde belirleme şansı oluyor. Burada eşik seviye yöntemi veya eşik yöntemi, her ikisi de kullanılabilir. Kuraklık özelliklerini önceden tanımlanmış bir eşik seviye kullanarak gözlemlenen veya simüle edilen hidrometeorolojik değişkenlerin zaman serilerinden türetebiliriz. Yani modellemede de eşik seviye yönteminden yararlanılıyor. Kuraklığın süresi, şiddeti, sıklığı hesaplamaları yapılabilir. Burada spesifik eşik kullanılabildiği gibi, yani belirli işte bir iklim bölgesi için belirlenmiş bir spesifik eşik değer kullanılabildiği gibi havzaya özel eşik değer de hesaplanabilir. Ki aslında havza dinamikleri
göz önünde bulundurduğumuzda özellikle büyük havzalar için yani kendi eşik değerinin belirlenmesi daha doğru bir yaklaşım olabilir. Burada az önce bahsettiğimiz pool events yani havuzlanma durumunu gösteriyor. Kuraklığın süresi dediğimiz gibi burada da yine SPI gibi biliyoruz ama burada gördüğümüz gibi dikey ekseni burada mesela groundwater yani yeraltı suyu için doğrudan milimetre olarak hacmini bize yani su miktarını daha doğrusu anlamaya yardımcı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde burada yine akarsu akımının da miktarını tanımlama, belirleme şansı verebiliyor. Evet, burada eşik değerlerde özellikle havzaya ve istasyona özgü eşik değerleri hesaplarken genellikle P90, P95 eşik değerleri alınır. Yani burada percentil olarak bu P ifade ediliyor. Bu tabii P95 çok ciddi bir ekstrem değeri verir. P90 o nedenle daha yaygın olarak kullanılıyor. Burada P90 eşik değeri işte örneğin bu Çoruh Bayburt için yaptığım grafikte P90 eşik değeri işte yaklaşık böyle 5 metreküp bölü saniyeye geliyor. Bu tabii olasılık açısından bu şu demek yani bu akarsuya akarsuda yılın herhangi bir zamanında akımın %90 olarak 5 metreküp saniyenin aslında üzerinde olduğunu bize söylüyor. Olasılık açısından da baktığımızda. Burada tabii özellikle bu düşük akımların bu tabii 365 binlik bir seri olduğu için burada çok elbette ki seçilemiyor. Burada bizim çok daha tabii ay bazında baktığımızda daha net bir şekilde düşük akımlı günlerin gidişini vermiş oluyor. Bu seviyeyi iklim özelliğine göre, akarsu havza karakteristiklerine göre başka seviyelerde alınabilir, başka eşik seviyelerde alınabilir. Yani spesifik bir debi belirlenebilir. Yani mesela işte 10 metreküpün altında gibi. O dediğimiz gibi çalışılan havzaya göre, iklime göre değişiklik gösterecektir. Evet, bu aşma olasılığının hesaplanması da burada aslında sıra numaralarına dayanan bir hesaplama var. Bir anlamda dediğimiz gibi bir olasılık hesabı aslında yapıyoruz. Evet, kuraklıkla ilgili dediğim gibi yani genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Biraz modellemede de bahsedeceğiz. Şimdi taşkınla da ilgili içeriğimize bakalım. Evet, taşkının genel özelliklerine baktığımızda taşkının iki ekstremden bahsediyoruz. Dolayısıyla iki uç oldukları için tabii ki çok doğrudan birbirlerinden farklı. Taşkın oldukça dinamik bir süreç. Alansal olarak daha sınırlı olduğunu görüyoruz kuraklığa göre. Tahmini zor. Taşkın risk azaltma ve yönetimi nispeten daha kolay kuraklıkla karşılaştırdığımızda. Ekonomik zararları daha ağır olduğunu görüyoruz. Olay ve sonuçların hızından dolayı tehlike anlamında daha tehlikeli olarak ifade ediliyor. Taşkın üzerinde yağış şiddeti, yağış süresi, toprak ve toprak koşulları, arazi örtüsü gibi koşullar etkili. Tabii ki şiddetli, uzun süreli şiddetli yağışlar en büyük nedeni taşkınların. Bunun dışında özellikle nival akarsularda kar erimeleri,
önemli taşkınlara neden olabiliyor. Fırtınalar, storm surge dediğimiz yani fırtına kaynaklı su basması süreçleri, barajlarda veya setlerde meydana gelen hasarlar, işte bir depremin heyelanı tetiklediği veya işte doğrudan mühendislik olarak şiddetli yağışa belki dayanıklı olmayabilir. Bu gibi barajlarda meydana gelen problemler taşkına yine neden olur. Ama özellikle günümüzde şehirleşme ve ormansızlaştırma etkinlikleri taşkın frekanslarının ve şiddetinin oldukça büyümesine, artmasına neden olmaktadır. Evet, şimdi bu sel taşkın tanımı açısından da bazı karışıklıklar olabiliyor zaman zaman. Yani aslında taşkın olarak ifade ettiğimiz şey bir akarsu da meydana gelen kabarmayı ifade ediyoruz. Yani burada fluvial flood olarak ifade edilen, yani fluvial taşkın olarak ifade ettiğimiz şey şiddetli yağış birlikte normal akarsu seviyesinden suyun akması durumunu ifade ediyor. Sel karakter dediğimizde işin içerisine tabii ki yine şiddetli bir yağış var. Ama daha ani bir su basması ve özellikle burada yüzey suyu. Yani tabii ki daha çok işte bu yine şehirleşmeyle alakalı. Yani infiltrasyon kapasitesinin düştüğü, dolayısıyla suyun tutulmadığı ve özellikle de burada debris akışının da beraber gerçekleştiği bir durumdan bahsediyoruz. Bir de az önce ifade ettiğimiz kıyı seli veya kıyı taşkını olarak belirtilen storm surge var. Bu da kuvvetli fırtınalarda aslında deniz suyunun kara bölgelerini vurması olarak ifade edebiliriz. Ve taşkınlar için yapılan analizler temelde taşkın riskini ortaya koymaya yönelik analizler. Burada da taşkın riskini ortaya koyarken taşkın tehlikesini öncelikle tanımlamak gerekiyor. Yani burada daha çok fenomen olarak neden bahsediyoruz, onu söylememiz gerekiyor. Maruz kalma, yani alansal olarak bu taşkın riskine maruz kalacak alanlar nereler? Kırılganlık, bu alanlarda özellikle taşkınla baş edebilme, taşkın etkilerini azaltabilme yönünden hazırlıklı olabilme durumu ne? Yani oradaki etkilenebilecek ekonomik sektör, insan varlığı veya işte ekolojik değer, bunların tek tek araştırılması ve tabii ki taşkın risk yönetiminin taşkın modellemesiyle birlikte ortaya koyacağı performans önemli hale geliyor. Şimdi ben öncelikli olarak tabii taşkın tehlikesinden bahsedeceğim burada. Yani taşkın riskini ortaya koyarken özellikle meydana gelebilecek taşkın olasılığı, herhangi bir havza, herhangi bir akarsu için taşkın büyüklüğü, taşkın frekansı gibi unsurları nasıl ele alıyoruz, nasıl açıklıyoruz? Ondan bahsedeceğim. Pardon. Evet, bunlardan bir tanesi az önce belirttiğimiz eşik seviye yönteminin diğer uçtaki uygulaması yüksek akım analizi, yani taşkın bileşenlerini analiz etme. Burada yani işte tabii ki ilk aklımıza gelen maksimum debi hesaplaması ki aslında temel hidrograf modelinde kullanılan bir hesaplamadır. Onun dışında bu maksimum akımın işte 10 günlük, 30 günlük periyotlardaki değişimi gibi veya işte yine eşik seviye üzerindeki tekrarlanma sayısı gibi özellikleri de
ön plana çıkıyor. Ve taşkın frekans analizi yine modelleme çalışmaları yapılıyor. Evet, burada her iki süreci birlikte görüyoruz eşik yöntem açısından. Burada high flow yüksek akım eşiği ve low flow da düşük akım eşiği. Bu yani önceden belirlenmiş eşik değerlere göre hazırlanmış bir grafik. Debi süreklilik eğrisi üzerinde bu unsurların ayırt edilmesi gerçekleşiyor. Ve burada özellikle yüksek akım ve düşük akımın gerçekleşebilme olasılıklarını bu eşiği aşma yüzdelerine göre, aştıkları zaman yüzdelerine göre ortaya koyuyoruz. Tabii yüksek akımların karakteristiği çok farklı düşük akımlara göre. Yüksek akımlar ani pikler, daha kısa süreli, çok ani yüksek akımlar çıkışlar olarak görüyoruz. Özellikle daha küçük bir havzaysa bu ani iniş çıkışlar daha belirgin hale geliyor. Şimdi büyük havzalarda havza geçiş süresi uzadığından yani daha zamana yayılan yüksek akımlar görüyoruz ama küçük havzalarda çok daha yüksek akımlar karşımıza çıkıyor. Zaten taşkın modellemeleri tabii şu an günümüzde artık daha büyük havzalarda uygulanıyor ama aslında ilk örnekleri de bu yüzden hep daha çok küçük havzalarda. Tabii orada değişkenliği de kontrol altına alabilmek için küçük havzalarda uygulandığını görüyoruz. Küçük derken alansal olarak küçük havzalardan bahsediyoruz. Evet. Aynı örnek üzerinden mesela yüksek akım için P10, P5 değerlerini hesapladığımızda işte P10 dediğimizde işte 23 metreküp bölü saniye gibi bir akım ve bunun üzerinde kalan günleri görüyoruz. Ve P5 dediğimizde de burada en ekstrem akımlardan bir tanesi. O da işte 32-33 metreküp bölü saniye üzerinde bir akımı karşımıza çıkarıyor. Aslında yüksek akımlar analizi değerlendirilmesi düşük akımlara, kuraklığa göre biraz daha kolay, daha rahat olabiliyor. Dediğim gibi bu eşik değerlerle birlikte bu eşik değerlerin üzerindeki gün sayısı, dönemselliği, maksimum debi büyüklüğü gibi özelliklerini ortaya koyabiliyoruz. Evet, burada Birleşik Krallık'tan bir çalışma var. 1942-2010 dönemi için yapılmış. Bu farklı yüksek akım bileşenlerine göre Wye ve Thames akarsularındaki değişimleri gösteriyor. Gene bir başka trend çalışması. Bu da yine yüksek akım. Burada maksimum debi dikkate alınarak yapılmış ve yıllık taşkın deşarj olarak ifade edilen parametrenin Avrupa ölçeğindeki değişimini örneğin gösteren bir grafik. Evet, taşkın frekansına geldiğimizde taşkın frekansı da tekrarlanma sıklığını belirli bir havzada belirli bir istasyon için hesaplıyoruz. Burada maksimum büyüklüğü farklı tekrarlanma dönemleri, farklı taşkın dönemleri için taşkın büyüklüğünü aslında ortaya koymaya çalışıyor. Yıllık maksimum akım verileri kullanarak hazırlıyoruz. Temelde burada 3 parametre var. Akım verilerinin logaritmalarının ortalaması, standart sapma ve çarpıklık değerleri. Evet, yine Bayburt için yapılan taşkın frekansında burada işte her yıl
gözlenebilecek, işte 2 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir, 1 yılda bir gibi farklı tekrarlanma periyotlarına göre akım büyüklüğünü gösteriyor. Evet, şimdi bundan da bahsetmek gerekiyor. Bu taşkın için az önce söylemiştim, yani kuraklığa göre çok daha dar bir alanda görülebilir. Yani kuraklık gördüğünüz gibi bir kıtaya bile yayılabilecek ve zamansal olarak da çok daha uzun zaman süreçlerinde gözlenebilen bir süreç. Bu da tabii ikisinin modellenmesi, her iki fenomenin kendi içerisinde elemanlara, parametrelere ayrılması açısından bir takım da bir farklılıklar yaratıyor ve hidrolojik modeller açısından da baktığımızda taşkının daha iyi genelde modellendiğini görebiliyoruz. Hidrolojik modeller ampirik, kavramsal, fiziksel temelli olmak üzere üçe ayrılıyor. Burada tabii her birinin farklı özellikleri var. Önemli olan tabii ki hidrolojik döngüyü aslında bir anlamda hidrolojik döngü içerisinde o su varlığını, su durumunu iklim ve toprak özellikleriyle ilişkilendirerek açıklayabilmek. Tabii ki kavramsal ve fiziksel temelli modeller daha iyi sonuçlar veriyor ama ampirik model ki ampirik modelin en önemli, en temel bildiğimiz uygulaması hidrograf analizi, yani yağış akış ilişkisinin modellenmesidir. Tabii ampirik modeller uygulama olarak en kolay modeller. Ancak hidrolojik sistemin o kompleks yapısını dikkate alan bir model değil. Hatta tam tersine lineer olmayan bir sistemi lineerleştirmeye çalışan bir model. Bu nedenle de küçük havzalar için daha uygun. Yani olabildiğince işte yağışın ya da homojen dalgını düşündüğümüz küçük havzalar için daha uygun modeller olarak karşımıza çıkıyor. Burada yapılan şey aslında artık net yağışın, yani toprak nemi tarafından tutulan, ki o da belli bir yağış katsayısı, akış katsayısına göre belirleniyor. Dolayısıyla bir havzadaki akış katsayısını sabit bir değer olarak alıp sonrasında bu akış katsayısına göre gelen yağışın ne kadarı tutulabilir, ne kadarı akışa geçer, bunu bulmaya çalışıyor ve bu maksimum debinin hesaplanmasında rasyonel yöntemden yararlanıyor. Yani pik debiyi, bu da çok basit bir formülle, akış katsayısı bu arazi örtüsüne göre değişiyor elbette. Yani işte ormanlık alanlarda tabii daha düşük akış katsayısı görüyoruz ama işte şehir alanlarda çok daha yüksek akış katsayısı, yani 0.75'lere çıkan bir akış katsayısı görülebiliyor. Yağış şiddeti tabii ki çok önemli ve havza alanı da yine etkili oluyor. Evet, kavramsal ve fiziksel temelli modellerde bunlarda daha fazla verinin kullanıldığını görüyoruz. Burada kavramsal modellerde meteorolojik ve hidrolojik kayıtlar ne kadar tabii uzun olursa o kadar temsiliyeti, güvenilirliği artacaktır. Bunlar çok bileşenli süreçler ve özellikle havzanın da toprak yapısı, arazi örtüsü, eğimi gibi faktörlerini dikkate alıyor. Fiziksel temelliler kavramsal modellere göre çok daha fazla input kullanarak çalışan modeller. Dolayısıyla uygulanması da oldukça profesyonellik gerektiren zor modeller ama fiziksel yorumlama kapasitesi de çok yüksek. Çünkü o kadar fazla fiziksel veri kullanıyor ki havza karakteristiğine dair. Dolayısıyla da ortaya çıkan sonuçların fiziksel yorumu oldukça güçlü oluyor. Evet, son olarak bir
yüksek lisans öğrencimin yaptığı test çalışmasından bir örnek. Bu da CBS'de taşkıncısı modellemesi. Burada HECRAS, Akciğer ve HECRAS kullanılarak, yani su akış hidroliği modelinden yararlanarak zeytinli çayı havzası için burada Edremit Körfezi'nde dökülen zeytinli çayı havzası için yaptığı bir taşkın risk modellemesi var. Burada taşkın riskini belirlemek için aslında iki veriden yararlanıyor. Bir tanesi hazard, yani tehlike, taşkın tehlikesi, taşkın riskini riskini tanımlarken taşkın tehlikesini, yani taşkın büyüklüğü, işte farklı periyotlardaki olasılığı gibi bir ona bakıyorsunuz. Bir de kırılganlık, yani etkileyebileceği alanlar özelinde. Daha çok alansal bazlı bir değerlendirme. Şimdi taşkın riski, pardon, taşkın tehlikesi için önemli olan taşkının, yani suyun, hareket halindeki suyun derinliği, hızı ve yine işte bu debris faktörü önemli oluyor. Vulnerability için, yani kırılganlık için de özellikle arazi kullanımı, eğim, topografya şartları dikkate alınıyor. Burada dolayısıyla hem işte bu gördüğümüz işte arazi kullanımı, eğim, topografya verileri, aynı zamanda yine bu taşkın frekansından elde edilen veriler değerlendirmeye alınıyor. Burada tabii çok yüksek çözünürlüğü veri de, yani akarsu üzerinde 300'e yakın, tam sayısını şu an aklımda yok, 300'e yakın kesit alınarak taşkın büyüklüğü simüle edilmeye çalışılıyor. Burada bölgemizde çektiğimiz fotoğraflardan bu akım gözlem istasyonu, zeytin çayı üzerinde böyle su işlerinde. Tabii çok kanal yapısı bir kere çok bozulmuş bir havza. Yani her iki kıyısında zaten belirgin bir asimetri var. İşte bir takım hani doğal setlerle kıyı korunmaya çalışılmış özel şeyde sağ kıyı şeridinde akarsuyun, ama sol tarafta rekreasyon aktiviteleri de çok daha yoğun olduğu için oldukça yatıklaşmış bir kıyı kenarı, akarsu kenarı var. Burada özellikle tabii eğimin azaldığı noktada böyle doğal setlerle akım biraz hızlandırılmaya çalışılıyor. Bunlardan pek çok olduğunu görebiliyoruz. Üzerinde akarsuyun. Ama kanal dediğimiz gibi, yani ciddi oranda bozulmuştu. Bu bozulma doğal süreçlerde de zaten hani bozuluyor. Çünkü yani o hidromorfolojik süreçler neticesinde bunların gerçekleşmesi olağan bir şey. Ama tabii ki insan etkisi de yine burada bunları hızlandıran bir etki yaratıyor. Ve bu da olan tezinde oluşturduğu haritalar. Burada tabii alansal olarak da bunları hesaplamıştı. Yani ne kadarlık alanın taşkından etkilenebileceğine dair de hesapları vardı. Dolayısıyla bu uygulama çok yaygın bir şekilde artık yapılıyor, biliniyor bir yöntem ve yani yeterli alansal çözünürlükte veri varsa önemli sonuçlar ortaya koyabiliyor. Evet, Kalabalık bölgesinden bir fotoğrafla sunumumu bitireyim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan dinlediğiniz için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.